Merhaba. 11 Şubat 2022 Cuma günü gündüz programında Yabancı Yarışlar'da Fairview'deyiz. Evet, dün tabii Güney Afrika yani serisinde dün baktığımız zaman Vaal vardı biliyorsunuz. Dün Vaal'de 7 koşulu bir program vardı ve yani tabii sürprizleri her ne kadar yakalıyor olsak da o da tekler gelmediği müddetçe bir anlamı kalmıyor. Yani kötü de vermedi. 10.351 lira verdi arkadaşlar. Yani denk getirsek iyi olacak. Güzel rakam bunlar Türkiye bazında standartlarına baktığınız zaman. Yaklaşık 600 euro civarında, 600-700 euro civarında bir para. Evet, şimdi Fairview'de ne var? Onlara bakalım hemen arkadaşlar. Fairview'de programı açalım şöyle ve burayı kullanıyoruz genelde. 5 tane koşu gördüğünüz gibi her gün 5 koşu. Evet, birinci koşu 13.25'te şartlı dişi 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar kısa mesafe koşusu. Arkadaşlar burada gördüğümüz üzere öncelikle 3 numaralı Chere For Me, Stridon ve Muzi Yeni'nin bindiği 2 numaralı Blond Magic arasında bir mücadele gibi gözüküyor. Her ne hikmetse ekürleri çok ön plana çıkartmışlardı yurt dışında. 7 numaralı Carver Magic, Ashton Aries'le ve 8 numaralı Lady Hawk bunların arkasından bunu göstermişler bir de. Yani yurt dışındaki burada bugün otoritelerin dediğini aynen size aktaracağız arkadaşlar. 3-8-2 diyoruz buraya. 3-2-8 sıralamamız 3 ve ekürlerden sonra da 8 numara. Evet, ikinci koşuya geçtik şimdi. Altılı Gaya'nın başlangıç ayı Fairview'de. Maiden dişler 3 yukarı İngilizler 1000 metre yine böyle kısa mesafe bir koşu. 17 tane safkan var burada. 6 tane safkana burada yer vereceğiz. 1 numaralı Rose of Mine Muzi Yeni ile 8 numaralı Romanov Ramzan siyah ekürlerden ve 13 numaralı Gaelia Ransbrook'la 11 numaralı Angels Depths Maujan ve 16 numaralı Princess Depths burada Ryan Munger'le ya yani kırmızı ekürler burada 8 13 ve 11 16 2 numaralı Sail Away With Me Chen'le 4 numaralı Seaver's Point Stridon ve 6 numaralı Test Maker Ashton Aries'le arkadaşlar. Burasını adeta kapatmış gibi olacağız diye düşünüyoruz. Yani 1-8-13, 11-16 ekürler, 2-4-6 dediğimiz anda tam 8 tane at yazmış oluyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir başlangıç olacak diye düşünüyoruz. Evet, 3. koşuya geçtik şimdi. 2. ayak, altının maiden dişiler. 3 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları 1600 metreye çıkacaklar. 5 tane safkan var burada. 4 numaralı Eşrak, William Kennedy ile burada artık zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Böyle arka arka ikincilikler mevzubayız. Evet, arkasından burada 8 numaralı A Foreign Affair Muzi Yeni ile 2 numaralı Arion of Adrast. Evet, Arion of Adrast burada 3. adımızın 5 numaralı Colorama Maujun'la ve 10 numaralı Front Snow Ashton Aries'le arkadaşlar. Şimdi tabii dün baktığımız zaman bu Warren Kennedy çok başarılıydı. Bu bilhassa Vaal'de. Ryan Munger ve Dennis Schwartz ikişer tane hatta koşu aldılar. Dennis Schwartz bir tane aldı. Bu arkadaşlar jokeyler çok önemsiyoruz. Bunlar şimdi bugün de mesela Muzo Yeni, Ashton Aries, Calvin Habib birer tane alır. Bunlar böyle dönüşümlü oluyor arkadaşlar. Bir şekilde bunları da bu sirkülasyona dikkat etmeye çalışıyoruz. 4, 8, 2, 5 ve 10 dedik buraya. 4. koşuya geçtik şimdi. Yine zor bir koşu. Bu ilk 3 ayak zaten çok zor. 15.05'te 3. ayak. Handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, 13 tane safkan içerisinde 6 tane safkan verdik. 12 numaralı Perfectly Put Maujan. 6 numaralı Opulence, Öpülence,
Chen, 11 numaralı Maestro Sanador, Yusuf Ramazan ve Muzi Yeni, bu 11, 9 ve 3 numaralı safkanlar arkadaşlar. 5 numaralı Seattle Beat, evet bu da Calvin Habib ile. 2 numaralı First Among Equals, Mustafa. Ve son olarak da 4 numaralı Homer Fidget, Fury ile. 12-6 Ecury'ler dedik. 3-9-11, 5-2 ve 4 numaralı safkanlarla burayı geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi 5. kuşu zor tabii arkadaşlar. Yani tevzi az, program zor. Yani bilemiyoruz. Oynamak mı, oynamamak mı? Bazen tabii böyle tevzi az olan tevzilerde de iyi veriyor bazen. Evet, handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var. Bugün yani devir dahi olabilir, onu söyleyeyim. 5. koşuda tekimiz 1 numara arkadaşlar. Carrion, Warren Kennedy ile bugün alacaktır gene tabi. Bu adam almadan yapamıyor. Çok da iyi bir at bu. Yani bir şekilde bu grupta uygun gözüküyor arkadaşlar. Bizim 1 numara Carrion tekimiz olacak burada. Dün de 2 tane koşu aldı. Evet, 6. koşu 16-15'te handikap dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada. Tabela ayağındayız. 10 tane safkan var. 3 numaralı Tallahassee Rensbrook'la, bu da aldı dün bir tane koşu. 4 numaralı Herin Chen'le Ecury'lerden 8 numarayla beraber 4 ve 8 numaralı safkanlar. 10 numaralı Sophia Erin Muzi Yeni ile ve 2 numaralı Freedom Seeker Believer'la burada yeterli gibi duruyor. Muhtemelen arkadaşlar bakın burada Ecury'lerin yani bilhassa 4 numaranın bir baskınını izleyeceğiz gibi geliyor. Tabii yukarıda biz 2 numara yazdık ama 1 numara Lollapalooza da bir şeyler yapabilir. Dikkat etmek lazım. Evet. 7. koşuya geçtik artık. Son koşudayız. 16-50 handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 5 tane safkan var. Burada 5 numara Jet Miraj, Warren Kennedy ile. Burada yine çok şanslı olan bir safkan konumunda arkadaşlar. Baktığımız zaman vizyoner yavrusu. 12 numaralı Great Guy Rensburg ile. 11 numaralı One Gun Midnight Maujan. 1 numaralı Teofilia Chen. Ve 9 numaralı Coffee Break Muzieni ile. Bu Coffee Break'siz geçmeyin, daha evvelden de koştu. 14 gün bakın ara var. Hatırlarsınız bu Coffee Break'i zaten. Üzerine basınca gözükmüyor. Böyle Türkiye'deki yarışlar gibi. 9 numaralı Coffee Break mutlaka yazalım arkadaşlar. Muzi Yeni'nin kazanacağı yarışlardan bir tanesi bugün bu olabilir. Burada bir 2 numarayı yazmadık sadece. Ferrari Ice. Breaver'ın bindiği. 21 günlük aradan sonra arka arka 3 tane yapmış olduğu ikincilik var. Her ne hikmetse otoriteler tarafından arka planda gözüküyor. Yani çok ilginç. Evet, 2 numarayı da dileyenler ilave edebilirler. 5, 12, 11, 1, 9 ve 2 diyoruz buraya. Evet arkadaşlar, her gün 5 yarış programı değerlendiriyoruz. 2 yarış Türkiye'den, 3 yarış yurt dışından. www.maxsporttahmin.com'da en son kuponları ufaltıyoruz tabii. Şimdi burada bir ton at söylüyoruz ama daha sonra 1-2 saat evvelden maxsporttahmin.com'a daha ufak kuponlar, yani küçültülmüş halde veya küçükse de büyütülmüş halde arkadaşlar hale getiriliyor ve premium kupon olarak belirtiliyor. Takip edebilirsiniz ücretsiz olarak web sitemizden. 2 yıldır tahmin ekibimizle arkadaşlar fark yaratıyoruz diyoruz ve Fairview Güney Afrika ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir başka yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.